Bakan Işık Han resmen açıkladı, bu tutar milyonlarca emeklinin maaşından kesilecek. 2009 yılından bu yana emeklilere ödenen refah payı uygulaması askıya alındı. Söz konusu karar, emeklilerin alacakları yeni maaşın düşüş yaşanmasına neden olacak. Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından açıklanan enflasyon verileri ışığında hesaplanıyor. 2008 senesinde emeklilerin aleyhine olacak biçimde aylık bağlama oranında, ABO, değişikliğe giden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, 2009 senesinde yaşama geçirdiği refah payı uygulaması ile enflasyonun yanı sıra emeklilere ek zam verme kararı almıştı. Kesintisiz olarak 15 senedir bir fiil uygulanan refah payı sistemi bu yıl askıya kaldırılacak. Son olarak %8 seviyesinde verilen refah payı artışından bu yıl milyonlarca emekli faydalanamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendisine yöneltilen, emekliye refah payı var mı, sorusuna, hayır, yok, yanıtını verdi. Temmuz ayında maaşlarına refah payının eklenmeyecek olan milyonlarca emekliyi, hayat pahalılığı karşısında çok daha zorlu günler bekliyor. Alınan maaş miktarına göre değişiklik gösteren refah payının askıya kaldırılması, emeklilerin maaşlarında 700 ile 1000 Türk lirası arasında bir düşüş yaşanacağı anlamını taşıyor.